Merhaba, ben Rüştü Hoca. Yarıladık, geçtik artık yarıyı. 100. günde Edebiyat Kampı'nın 51. günündeyiz hocam. Bismillah, ne yapıyoruz? Tanzimat dönemini her şeyle konuştuk biliyorsunuz. 1. dönem, 2. dönem sanatçıları, özellikleri, tüm ayrıntıları, ayrıntı isimleri de verdik, o da yetmedi. Sonrasında soru çözümüyle karşınızdayız. 10-11 civarı soru topladım, çok güzel sorular çektim. Nereden hocam? Fulleten, AYT Fulleten Edebiyat Soru Bankamdan aldım soruları. Bakalım neler sormuşuz. Tanzimat şiirle ilgili yukarıdaki numaralandırılmış bilgilerden hangisi yanlıştır diyor. Soru köküne dikkat çekmeyi unutmayın arkadaşlar. Şekil olarak eskiye bağlı kalınsa da içerik yönünden yenilikler görülmektedir. Evet, Hürriyet kasidesi bunun en güzel örneğiydi. Hürriyet ifadesi, yani içerik, yeniliği ifade ederken kaside eskiyi, divan edebiyatını çağrıştıracak. Kafiyenin kulak için olması, bu arada biri eleyelim, gerektiği tanzimatın başından sonuna kadar savunulan diyor. Tek kafiye anlayıştır. Şimdi kafiyenin kulak için olması gerekliliğini daha çok yeni edebiyatçılar savunacak. Yani Recaizade'de falan göreceğiz. İlk dönemde biraz biraz. Ama Muallim Naci'ye geldiğimiz zaman ikinci dönemin böyle çok önemli isimlerinden biri Muallim Naci göz için kafiyeyi savunacak. Yani aslında tanzimatın başından sonuna bir kulak için kafiye var. Aman dikkat, bir de göz için kafiye var arkadaşlar. Cebinizde kalsın. Doğal olarak tek bir anlayış yok. İki bizim doğru cevabımız. Doğrulara bakalım. Konu bütünlüğüne şairler büyük önem vermişlerdir. Doğru. İlk kez bu dönemde şiirlere başlık verilmiştir. Evet, yavaş yavaş böyle isimler veriliyor. Klasizm ve romantizm akımlarının etkisi görülmektedir. Eyvallah. Zaten soru tanzimat şiiri diyor. Evet, şiir de klasizm, romantizm cepte hocam. Hadi devam edelim. Bakalım ne diyor. Sensin ol fahri cihanı medeniyet ki hemen ahdini vakti saadet bilir ebnai zaman diye devam ediyor. Yukarıdaki şiirin yazarı. Bilemeyiz. Nereden bileceğiz? Klasizm akımının etkisinde kalmıştır. Niye tam çıkaramıyoruz? Onun için önemli olan dilin sadeleşmesidir. Buraya kadar hiçbir şey anlamadık. Değil mi? Tamam, dilin sadeleşmesinden bir kişi baya baya sırıttı ama yine de net değiliz. Klasizm akımı sırıttı ama yine de. Hadi şıklardan bir eleme yapalım. Şimdi Namık Kemal demiş. Namık Kemal'i daha çok romantizmle göreceğiz değil mi? Çok fazla. Abdülhakamit Tarhan'ı hiç katmayalım arkadaşlar buraya. Çünkü burada hani işte mucizevi, kalbi millet falan, saadet gibi kelimeler, medeniyet gibi kelimeler geçiyor. Ya biraz daha böyle ilk döneme uygun bunlar değil mi? Çok fazla Abdülhakamit'te daha böyle metafizik, anlaşılması daha güç ifadeler var. O yüzden Tanzimat iki şiirini çok hissettirmedi bize. Hemen şöyle isimlere baktığımda İbrahim Şinasi tabii ki klasizmle karşımıza gelecek. Dilde sadeleşmeyi savunuyor olması noktasında evet, Abdülhakamit Tarhan'ı buradan deleyebilirmiş aslında değil mi? İbrahim Şinasi yine ön plana çıkacak. Tabii ki baştan sona konuşan eyvallah İbrahim Şinasi'nin eseridir değil mi? Aman dikkat, çok çok önemli eserler yazmış arkadaşlar. Akıl, medeniyet gibi kavramlara çok sık değinmiş ki burada medeniyet kelimesinin geçmesi direkt olarak bize Şinasi'yi hatırlatacak değil mi? Sadrazam Ali Paşa'ya çok güzel şiirler yazmış, cebinizde kalsın. Yukarıdaki şiir türünde yazılmış eserlerden hangisi Namık Kemal'e ait değildir diyor. Şimdi Vaveyla, yani Çığlık, Namık Kemal'in Müntabat-ı Eş'ar arkadaşlar... Şinasi'nin şiir kitabıdır değil mi? Şiirlerinden seçmeler. Vatan şarkısı Namık Kemal, murabbası vardı eyvallah. Vatan türküsü eyvallah, yine Namık Kemal. Bu soruda Namık Kemal'in şiirlerini cebimize koymuş olduk arkadaşlar. Çok çok fayda sağladı diye düşünüyorum. Özellikle Vaveyla sorulursa çok ters köşe olabiliriz. Çünkü vatan şarkısı, vatan türküsü, hani vatanı görünce yürürüz Namık Kemal'e. Ama Vaveyla gerçekten bunların dışında, cebinizde lütfen kalsın. Gelir gelir hocam, bakarsınız. Peki devam. Recaizade Mahmut Ekrem'e ait. Yukarıdaki eserlerden hangisi şiir türünde değildir? Bismillah. Devam. Yadigar-ı Şebap. Şiir türünde. Zemzeme 1, 2, 3. Şiir türünde. Hatta Zemzeme 3'ün hattası şöyle olsun. Farklı bir özellik aktaralım. Zemzeme 3'ün mukaddimesi eleştiri biliyorsunuz. Name-i Seher tabii ki şiir kitabı. Pejmür'de tabii ki şiir kitabı. Ama Şemsa artı Muhsin Bey. Neydi hocam, hatırlayın lütfen. Şemsa, Muhsin Bey. Tabii ki bunların ikisi de arkadaşlar öykü türünde, hikaye türünde yazılmış eserler. Cebinizde lütfen kalsın. Güzel gidiyoruz. Çok güzel bilgileri tekrar ediyoruz. Soru çözümleri lütfen kaçırmayın arkadaşlar. Soru çözümlerini cebinizde tutun. Çok çok önemli. Her bir soru sınav sorusuna dönüşebilir. Geçen sene Necati sorusu arkadaşlar. Fulleten AYT Edebiyat'ta hani konularda çok aman aman gündeme getirmemeye çalışsak da böyle kıyıda köşede kalmış isimleri. AYT Fulleten Edebiyat Soru Bankası'nda arkadaşlar soru birebir gelmişti. Ben sık sık vurguluyorum. Benim konu anlatımım arkadaşlar, ders notlarım, AYT Fulleten Edebiyat Soru Bankam ve videolarım bütün. Yani üçünü bir arada götürürseniz hiçbir eksiğiniz kalmaz. Onu tekrar tekrar vurgulayayım. Peki, Baki Fuzuli Nefi Nabi Nedim birçok isim var ve daha birçok şairin hayatları hakkında bilgiyi aşağıdaki yazarlardan hangisinin bir eserinden öğrenebiliriz diyor. Oldukça zor bir soru. Bayağı kazık soru yani, onu söyleyelim net. Peki. Ama bilgiyi aktardık biz aslında konu anlatımında. Hangi eserde bu isimlerin birçoğu geçiyor demiştik? Kudema'dan
Birkaç şair, yani eskilerden birkaç şair diyor canım işte. Eskilerden birkaç şair işte. Kudema, kadim, eski, kadim dostum değil mi? Doğal olarak Recaizade Mahmut Ekrem'in eserine vurgu yapmış oluyoruz. Cebinizde kalsın, hiç duymadım diyenler cebine koysun. Duymuş olanlar da tekrar etmiş oldular. Şimdi bize bir şiir verilmiş yine. Biz bu şiirleri arkadaşlar okuyup anlamamız mümkün değil. Ne siz ne ben. Mümkün değil. Okuruz eyvallah, biraz yorum falan yaparız ama şunundur dememiz imkansız. Fakat yani şuradaki açıklamalardan, şairler arasındaki ilişkiden, hangi döneme ait olduklarından falan yürüyeceğiz. Bütün sorularda bunu kullanın. Yani hocam şiir geldi okudum anlayamıyorum. Kimse anlayamıyor. Rahat ol. Kimse anlayamıyor. Bütün mesele birkaç böyle anahtar kelimeyi yakalayıp burada en azından bir şeyler oluşturup şuradaki anahtar bilgiyle şairler veya şıklar arasındaki ilişkiyle soruyu çözmek. Bu çok önemli. Ama yine de gönül haykırıyor, güç yok. Lal oldu dilim, sen olsaydın keşke yeterdi kilim. Dağlar taşlar anlamaz dilim. Yoksun ya ne hoca ne ulema, anlar derdimi ne de ilim diyor. Bismillah, heves ettim gülüm, heves ettim diyor. Yukarıdaki şiir Haspa adlı bir öykünün de sahibi olan bir yazara aittir. Haspa kimin hocam Allah aşkına? Haspa var, heves ettim var, Nabizade Nazım var. Kaçırmayınız lütfen. Çok çok önemli arkadaşlar. Şiir kitabı yazmış, aman dikkat, aman dikkat. Şiirler yazmış bu adam. Tanzimat 2'de görürüz eyvallah bunu da. Şimdi Nabizade Nazım, Sami Paşazade Sezai, bunları daha çok böyle romanıyla, hikayesiyle, düz yazı noktasında falan hatırlıyoruz. Şiir yazması Nabizade Nazım'ın dikkat çekiyor. Tanzimat şiiriyle ilgili hangisi yanlıştır diyor yine. Bireysel ve toplumsal konular bu dönem şiirinde görülmektedir. Doğru. Tanzimat 1'de toplumsal, Tanzimat 2'de bireysel. Tamam. Şu toplumsala ben birinci dönem bir yazayım. Eyvallah hocam. Şuradaki bireysele de şöyle ikinci dönem yazayım da videoyu izlediğinize değsin. Çok güzel bir tekrar olsun çünkü herkes hatırlamak zorunda değil şu an. Sınava daha zamanımız var. O yüzden hatırlatalım. Devam. Nazım birimi olarak beyit yoğunlukta tercih edilmiştir. Çok doğru. Tanzimat 1'de de 2'de de arkadaşlar beyit olmazsa olmazlar arasında. Nedeni çok böyle yüzyıllara dayanan 600-700 yıllık dönem divan edebiyatının değil mi etkisinin devam ediyor olması çok normal. Yani düşünsenize 1839 Tanzimat Fermanı, neyse tarihi dönem devam etsin, 1860 Tercüman Ahval gazetesinin çıkarılması. Şimdi gazete çıkıyor, hadi bismillah Tanzimat edebiyatını başlatıyoruz. 1860 sabahı bir uyanıyorsun, bir anda dörtlükler, şarkılar, şiirler, türküler, mümkün mü? Bu değil. Sadece böyle tarihi anlamda edebiyatın daha kolay anlatılması ve anlaşılması adına bölümlemeler yapılmış. 39'dan şuraya kadar Tanzimat işte dönemi diyelim, tarihi dönem. 60 itibariyle Tanzimat edebiyatı başlasın. 1876'ya kadar sürsün, sonra 1895'e sürsün. Gibi. Bunlar aslında edebiyat tarihçilerinin değil mi buldukları, bizim daha çok rahat anlatmamız adına buldukları şeyler. Yani hocam ne demeye çalışıyoruz? Bunlar aslında biz böyle bıçakla keser gibi hadi bakalım bir anda sabah bir kalktık başka bir dönem mümkün değil. Yani şu dönemlerin tamamında divan edebiyatı etkisi var. Hatta Servet Fühlü'ne gidiyorsun, hala divan etkisi. Değil mi? Beyitler, gazeller, türküler, aman dikkat o yüzden. Doğal olarak beyit yoğunlukta. İçerikten çok üslup her zaman temele alınmıştır diyor. Şimdi ben burada dururum. İçerikten çok üslup dersen bu biraz ikinci döneme gider. Biraz gider ama tam net gitmez. Biraz gider. İçerikten çok üslup değil, üsluptan çok içerik mesela birinci dönemdedir. Her zaman temele alınmıştır derken büyük bir hata yapılıyor. Tanzimat 1'de bunu göremezsiniz. İçerik çok önemli. Halka ulaşabilmek, halkın anlatıları anlaması çok çok önemli. Devam. Gazel, kaside gibi divan şiirinin nazım biçimleri de kullanmış. Doğru. Hürriyet gazetesi demiştik. Batı şiirinden şiir çevirdi. Doğru. Yapıyor zaten fazlasıyla Şinasi bunu. Evet. Var mı soru işareti? Yok hocam. Bence Tanzimat 1 ve 2'yi özetleyen çok güzel bir soru çözümü oldu. Her dönemde isim gördük. Genel özellik gördük. Yarınki devam videosunda ikinci soru çözümünde görüşmek üzere. Kolay gelsin. Şu kalemi kapan Allah'ını seversen. Bir kapat, kuruyacak ya.